Yani şu anda zaten lideriz. Aramızdaki puan var. Artık son viraj, son durak. Çünkü bu artık bizim son maçımız. İnşallah o gün de zaten ben Sulakyurt'tan belediyenin bütün arabalarını bedava kaldırıyoruz Kırıkkale'ye. İnşallah bu hafta galibiyetle 1-0 alıp kazan maçını 1-0 olsun, bizim olsun. İnşallah lider olarak çıkmak istiyoruz. Çünkü yıllardır takip ediyoruz. Yıllardır takımımıza sahip çıkıyoruz ama bu konuma geldik. İlk kez bu konuma geldik. Son zamanlarda. Ama bunu da elimizden vermek istemiyoruz. İnşallah bir rehavet olmaz. Kırıkkale Spor gerçekten gücün ortaya kor. Çünkü Kırıkkale kazanı yenebilecek güçte. Herhangi bir rehavete kapılmazsa bu haftaki maçımızı da alıp inşallah playoff'a kalacağız. Başkanım, geçen hafta değerlendirsek Sivas Emniyet maçı, siz de oradaydınız. Evet. Son dakikada iyi alınan galibiyette 6 puanlık bir galibiyet geldi. Oradaydınız başkanım. İlk evet, orada... ilk dakikalarda attığımız bir golle, ama daha sonraki tabii ki maçın diğer gelen geri kalan süre zarfında da takımı izledik. Takımda işte küçük de olsa bir rehavet oldu. Nasıl olsa 1-0 öndeyiz. Nasıl olsa bu maçı kazanıyoruz diye çok fazla arkadaşlar asılmadılar. Yani bütün enerjilerini bu haftaya sakladılar. Tabii ona da saygı duymak lazım ama geçen haftaki futbolu beğenmemiştik. Biz de işte Sayın Başkan da maçı beraber izlemiştik. İşte son kaç deplasmandır hep takımın yanındayız. Ben işte Çankırı'da, Kırşehir maçında Kırıkkale'de hep takımın yanında olduk. Hep taraftarın yanında olduk. Ya biz bunu herhangi bir siyaset için falan yapmadık. Ben Kırıkkale Spor sevdalısıyım. Çünkü benim doğduğum, büyüdüğüm ve şu anda da siyaset yaptığım şehrin takımı. Yani burada bunun siyaseti olmaz. Eğer bir Ahde Vefa ise on binlerce, yüz binlerce taraftarı var bu takımın. Yani o taraftara saygı. Yani başka bir şey, onların emeklerine saygı. Yani o taraftar gönül vermiş ve bu ilin takımı. Yani bir ilde yarın bir gün 3. lige çıkacak. İnşallah 2. lige çıkar. İnşallah 1. lige çıkar. Yani PTT 1. lige. İnşallah Süper Lig'de top koşturur. Bakın buradan ben size söyleyeyim. Akhisar'ı ne kadar tanıyorlardı millet? Hiç tanımıyordu. Ama şu anda Akhisar'ı tanımayan var mı Türkiye'de? Peki Akhisar trilyonlar dökseydi kendini tanıtabilir miydi? Tanıtamazdı. Maalesef ben şimdi Antalya'da toplantıya gidiyorum. Kırıkkale'nin Sulakürt ilçesinin belediye başkanıyım. Bana adamlar Tekirdağ'ı soruyor, Kırklareli'ni soruyor, bilmem nereyi soruyor. Diyorum ki yok arkadaş, Ankara, Kırıkkale. Tamam, silahımızla özdeşleşmişiz ama yeterli bir tanıtımımız yok, yeterli bir reklamımız yok. Ya bırakın da artık herkes şu Kırıkkale Spor'a, esnafından memuruna kadar, yani iş adamına kadar, siyasetçisine kadar. Keşke hep beraber el ele, gönül gönüle olsa. Yani şu takımımız, yani gerçekten buralarda olması çok elzem bir durum ya. Yani ben buna şahsen üzülüyorum. Yani imkanlarım çerçevesinde de ne gerekirse yapmaya çalışmamın sebebi bu. Çünkü biz şu anda hak edilen bir yerde değiliz. Kırıkkale Spor olarak. Yani ne demek Bal Ligi'nde ya? Yani burası bir il takımı. Ki bizim ilimiz bir sürü ilden büyük. Yani diğer Türkiye'deki 82 tane ilin 40'ından biz Sivas'ın 3 büyüğüz. takım var başkanım yani. Evet. 3 takım var Sivas'ın. Sivas'ın birincilikte Kayseri'nin var, ikincilikte var, üçüncülükte var. Kaç tane takımları var? Ya şimdi var. Kayseri'nin de aynı şekilde. Kayseri'nin üçüncülükte bir sürü takımı var. 3 takım, İkincilikte. Yani RGS var, birincilikte var, takımlar var. Ya biz onları istemiyoruz. Biz istiyoruz ki en azından biz de ikincilikte olalım. Birincilikte olalım. Ya da yani biz de belki tamam çok büyük hayal ama hayalsizde yaşanmıyor. İnşallah biz Süper Lig'de oluruz ama olamasak da ikincilikte olalım, üçüncülikte olalım. Yani takımımız bir yerlere çok şey olmasın, bağlı kalmasın. Şimdi Bal Ligi'nde ben görüyorum. Tolga Bey, Metin Bey, Metin Başkan, Tolga Başkan. Şimdi bakıyorum arkadaşlara, yönetim kuruluna bakıyorum. Gerçekten arkadaşlar tırnaklarıyla tırmalaya tırmalaya götürüp getiriyorlar. Buna da yani şimdi görüp de el vicdan. Yani yemin ediyorum bu hafta maç var. Nerede? Çankırı'da. Ben salı günü makamımda oturuyorum. Burada bana makam battı ya. Ya kalk, havada soğuk, buz gibi. Ya orada takım şey yapıyor. Yani buradan kalktım, makama bindim gittim. Ha, iyi ki de gitmişim. Emin ol orada yani protokolde bir tek Kırıkkale'den ben vardım.
Hocam sezonun başından beri takip ediyor. Ya hayır zaten ben yani geçen sene de bak geçen sene de var. Hayır geçen sene Kırıkkale Spor'la tek sponsorluk anlaşması yapan tek belediye benim. Yani maddi olarak destek veren ama benim de gücüm yok. Yani benim gücüm olsa can kurban daha fazlasını verelim. Ama imkanlarım dahilinde de her hafta deplasmana araç gönderme, işte taraftar derneklerine ufak tefek yardımlarda bulunma imkanlarımız çerçevesinde. Yani emin olun çoğunu ben kendi cebimden veriyorum. O çocukların gönlü hoş olsun diye. Yani onlara o desteği veriyoruz. Takıma da destek veriyoruz. Verdik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biz yani geçen sene takım lider olamadı, şampiyon olamadı. Yani son hafta, son 2-3 hafta ben çok üzülmüştüm. Niye? Herkes desteğini çekti. Arkadaşlar kendi başına kaldılar. Takım, yönetim kendi başına kaldı. Yani ben yine gittim o maçlara. Yani en kötü zamanda da oradaydım. Ha şimdi iyi oldu takım. İnşallah biz 3. lige çıkacağız. Ha bu haftaki maçı göreceksiniz. Başkanım bu hafta 2 gün kaldı. Evet. Pazar günü. Evet. İşte Kazan Spor'da ağırlayacağız. Evet. Onun sonucunda 90 dakikamız kaldı. Burada bir çağrınız ne olur başkanım? Buradan tüm Kırıkkale şimdi halkımıza... Öncelikle Metin Karakuş hakkı yenilmez. Öncelikle başkanıma, yönetim kuruluna, as başkanına, Tolga Bey'e, diğer yönetimdeki bütün arkadaşlarıma yani buraya getirdikleri için, bu kadar emek harcadıkları için bir kere değil bin kere Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda gerçekten futbolcular. Yani yarı aç, yarı tok, hiç yani param var, alırım, alamam, galibiyet primim, hiçbir şeyi gözetmediler. Çünkü gözetselerdi bugün Kırıkkale Spor'da olmazlardı. Özellikle de futbolculara da yani özellikle çok teşekkür ederim. Ha bu hafta son virajımız. Ne olur artık herkes elinden geleni, bütün Kırıkkale'li hemşerilerim, ya futbolla ilgilensin ilgilenmesin. Artık bu Kırıkkale'nin bir kader haftası diyelim. Kırıkkale Spor'un kader haftası. Ya bütün siyasilere buradan çağırım. Ne olur gelin hep beraber o günü el ele gönül gönüle hep beraber çıkıp şu takıma destek verelim. Yani o günü orada öyle bir atmosfer yaratmalıyız ki. Gelecek rakibin dizleri titremeli ya. Yani Kazan Spor gelip diyebilmeli ki ya bu takım hak ediyor arkadaş. Gerçekten hak ediyor. Helal hoş olsun demeli. Ha biz onlardan yatmalarını falan beklemiyoruz. Biz mücadelemizi biz kimseden de beklemedik. Yani Kırıkkale'deki gerekirse Kırıkkale'nin bal liginde en şaibesiz takım Kırıkkale. En delikanlı, en mert takım Kırıkkale. Çünkü zaten bizim şaibe koyabilecek ne bir gücümüz vardı ne bir şeyimiz vardı. Yok zaten olamaz da. Ama biz yani Allah var kahle yok dedik. İşi Cenab-ı Allah'a gördüreceğim dedik ve Allah'ın sayesinde buralara geldik. Başkanım çok önemli bir konu daha var. Biz Frankfurt'a gelmeden bir gün önce taraftarlarımızın selamı da getirdik size. Evet. Hem müsabakada taraftarlarımız sizi kazananlarla beraber sağ olsunlar. Destekliyorlar. Evet. Onlar da selamı da getirmiş olduk. Bizden de buradan gerek genç 71'lere gerek Daltonlara gerek muhafızlara gerek şimşeklere yani 4 tane ana taraftar grubumuz var. Bizden de onlara çok çok selam götürün. Hepsi birbirinden çok değerli ve hepsini de çok seviyorum. Samimi söylüyorum bunu. Bütün de kafamızda, gönlümüzde her zaman o arkadaşlarımıza açık. O taraftar gruplarına açık. Onların çok değerli tribün yöneticileri, başkanları. Gerçekten hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Yeri geldiğinde destek olabiliyoruz. Yeri geldiğinde arkadaşlarımızı kırabiliyoruz, yok diyebiliyoruz ama bizim imkanlarımız yani şeyli. Bu hafta Daltonlara verdiysek, bir dahaki hafta genç 71'lere, bir dahaki hafta şimşeklere, bir dahaki hafta diğer bir başkasına muhafızlara destek olabiliyoruz. Ama imkanımız bu. Keşke gönül olsa da, evet imkanlar olsa da bütün taraftar derneklerini kimseye mahcup etmesek. Ya ben burada diğer siyasi arkadaşlarıma da, diğer elinde imkanı olan arkadaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Gerek ticaret yapan arkadaşlarımıza. Şu anda gerçekten elini taşın altına sokmak isteyen bazı arkadaşlarımız var. Medya aracılığıyla, sizler aracılığıyla duyuyoruz. İşte kimisi 25 bin lira veriyor, kimi 5 bin lira veriyor, kimi 10 bin lira veriyor galibiyet primleri. Ha ben de Metin Başkanıma da söyledim. Galibiyet primi olarak takımı Sulakırt'a getireceğim. Onlara 2 tane koyun keseceğim, kurban keseceğim. İnşallah liderliği onlara burada güzel bir misafirperver ederek ben de onlara primlerini öyle vereceğim. Şampiyonluk primini. Gerçi ben şampiyon olsa da olmasa da takımın her zaman yanındayım. Zaten yani evet her zaman yanındayız biz. Var. Evet. Ya Sulakurt halkı da içerisinde. Beraberlik içerisinde takımın yanında oldu. Evet. Yani, yo, her hafta önemli. Allah razı olsun. Ben buradan arabalar kaldırdığım zaman dolu dolu özellikle gençlerimiz. Halkı yani, evet. Yani.
sağlık meslek lisesi, Düz Lise'deki gençlerimiz, dışarıdaki gençlerimiz hepsi Kırıkkale Spor Maçı var ya, ücret araba kaldırılacak diye sosyal medyadan yazdığım anda ertesi günü burada yani ellilerce yüzlerce insan gelip başkan bizi yarın maça götürüyorsun değil mi? Tamam götürüyorum. Yani gerektiğinde dışarıdan araba kiraladık. Yani gençler gittiler. Gitsinler ya. Bu Kırıkkale sevdası. Yani bir ilin takımına sevdalısı, kendi yaşadığı şehrin takımına sevdalı olmak kadar ne kadar güzel bir şey var ya. Asıl ayıp olan vurdum duymazlık. O ilinin takımına sahip çıkmamak. Ha belki futbol karın doyurmuyor ama bakın şu çok önemli. Biz oraya yarın işte pazar günü 2 gün sonra maç var. Gelin bakın. En az 10 bin tane genç ya bilgisayar ya kahve ya başka kötü alışkanlıkların peşinde koşarken bütün her şeyi bırakmış, kahve köşesinden kalkmış, bilgisayardan kalkmış, bilgisayarın başından kalkmış ama oraya bir maç seyretmeye gelmiş. Ya bunu sağlamak yani o kadar kolay bir şey değil. Çok önemli. Yani sen bırak sura, yani artık gençliği spora kanalize etmek kadar daha güzel bir şey var mı ya? Sen bunu trilyonlar harcasan yapamazsın ya. Ciddi söylüyorum yani şu anda Gençlik Spor Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı vesaire biz belediyeler. Biz trilyonlarca para dökek 10 bin tane genci böyle bir spor aktivitesine getiremeyiz ya. Kahve köşelerinden kaldıramayız. Şeylerden kaldıramayız. Bilgisayarın başından kaldıramayız. Ya bu eğer bir sosyal bir proje olarak görülüyorsa arkadaş buna herkes destek vermeli. Bu gençliğimiz için. Yani sporu herkese sevdirmeliyiz. Ya keşke bunun yanında voleybolumuz da olsun, basketbolumuz da olsun, Kırıkkale olarak güreşimiz de olsun. Tabii. Aynen öyle. Yani ve aynı zamanda bu sene artık Kırıkkale amatörde biz de varız. Evet, Sulakrüt Spor'u kurduk. Evet, Sulakrüt Belediye Spor'u kurduk. Gençlik Spor Kulübü'nü kurduk ve şu anda çok iddialıyız. İkinci kümede başlıyor. Bu ayın içerisinde maçlarımız 24'ünde galiba maçlar başlıyor. Orada yani yarın göreceksiniz. Bakalım, fırtına gibi eseceğiz. Evet. Evet, Sulakrüt Spor'u da inşallah fırtına gibi estireceğiz. Yani bir aydır takım çok hummalı güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta bu pazar günü maçtan sonra, Kırıkkale maçından sonra Ankara'dan amatör bir maçla şeyle Mamak'tan bir kulüple hazırlık maçı randevusu aldık. Ondan sonra takımı şeye götürüyoruz. Pazar günü akşam saat 6-7 gibi Ankara'da olacağız. Orada bir hazırlık maçı yapacağız. Ne kadar hazırız göreceğiz. Başkan, ama evet. Evet. Yani şu anda sağ olsun buradaki arkadaşlarımız, gençler sağ olsun. Buradaki gençlerin isteği. Evet. Ya biz spora ve sporcuya her zaman sonuna kadar desteğimiz sonsuz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ne oldu? Ben teşekkür Başkanım, ederim. Pazar günü o zaman 7'den 70'e tüm halkımızı kesinlikle pazar günü bekliyoruz. Yani ne olur artık tamam. Gelmediylerse de bir sene boyunca hiç gelmedilerse de hiç ilgilenmedilerse de bu hafta herkes gelsin. En az orada Fikret Karabudağ'ın doldurduğu kadar bir dışarıda da bir o kadar taraftar olsun ya. Onun için herkesi maça bekliyoruz. Herkesi mavi, kırmızı, lacivert, kırmızı, beyaz, ondan sonra takımımızın renklerini, ondan sonra bayrağını, her yere atkılarımızı, evet, asmaya davet ediyoruz. Şapkalarımızı asmaya davet ediyoruz. Her yere şöyle bir günlerden pazar günü, bugün işte Kırıkkale Spor günüdür diye şöyle bir herkese, dosta, düşmana, herkese bir gösterge lazım. Evet. Yani düşmanımız yok ama muhaliflerimiz var. İşte Yozgat'a, ondan sonra Kırşehir'e, ondan sonra ve Çankırı'ya böyle bir ders versin. Evet. Onun için herkesi maça davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ben asıl sizlere çok teşekkür ederim. Buradan taraftarımızın selamını getirdiniz. Evet. Ve bizlere mikrofon tuttunuz. Özellikle bize söylediler başkanım. Biz Sulakrüt Belediye Başkanı'nda çok selamlarımızı gönderdik. Ben de hepsini çok seviyorum. Siz de buradan sizin aracılığınızla hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar olmasa, bak o taraftar dernekleri de olmasaydı bugün futbol bu kadar tatlı olmazdı. Evet. Bu futbolumuzu da tatlı yapan o gönül vermiş, o CFHKR, VFHKR arkadaşlarımız. Evet, hepsine de teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi kontenjanımız vardı 251 kişi. Tabi vardık, emniyet göndermedi, bekleyin dedi. Tabi bu arada yolda sıkıntılar yaşandı.
Yani ters tepkiler, işte bilmem şunlar bunlar, yok kardeşim almıyoruz, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Ama sonuçta Kırıkkale Spor gücünü göstermiş oldu ki bu taraftara gerçekten şampiyonluk yakışır. Kırıkkale Spor yönetimine de buradan teşekkür ediyoruz. O topçularımızın da alnından öpmek lazım. Bu sene de bu Kırıkkale Spor kesinlikle şampiyon olacak. Herkes şunu bilsin ki, onların bakanı, vekili varsa yukarıda da bizim Allah'ımız var. Allah hepimizin yardımcısıdır. Şunu da söylemek istiyorum. Burada son bir 3 maçımız kaldı. Allah'ın izniyle bugün de Kırşehir Spor'u yendik. Buradan da şunu söyleyeceğim. Şampiyonluğumuzu da burada ilan ettik. Şampiyon Kırıkkale Spor. Şampiyon Kırıkkale Spor. Bu taraftara da hepsine yani, gibi 250 kişi alınacak. Taşlama gibi. Şu an yani olmadıydı. Bir saniye. 250 kişi alınacağını açıkladı Emniyet Müdürü. Ha, 250 biz de tabii ki oraya 2000 taraftarımız gitti. Biz taraftarımıza oraya gelen taraftarımızı asla orada bırakmayız. Döneceksek beraber dönecek dedik. Ve Kırşehir Emniyeti bizi döndürdü. Yol kapatmamız ne oldu? O sırada bir taraftarımız polis geldi, kolundan tuttu, yere yatırarak sürükledi. Niye böyle oldu yani? O polisin oradaki müdahalesi neden? Yani, tamamen siyasi tabi. Siyasi yani. Siyasi. Tabii ki şu anda Kırşehir'de, ben buradan Kırşehir'e sesleniyorum. Yozgat Spor taraftarlarına sesleniyorum. Biz sadece Kırşehir'i yenmedik. Biz bugün Yozgat'ı, Çankırı'yı, Kırşehir'i yendik. Tüm düşmanlarımızı yendik. Ve şampiyonluğumuzu da ilan ettik biz. Şu anda Kırıkkale Spor'da şu anda 1-0 öne geçti. Ve evet. Maç bitti herhalde değil mi? Maç bitmek üzere diyelim yani. Son dakikalar. Evet, son dakikalar oynanıyor şu anda. Biz tabii ki Kırıkkale, Yozgat'ın tabii ki siyasi gücü olabilir, bakanı olabilir. Ama bizim tek bir şeyimiz var. Bizim Allah'ımız var. Biz Allah'a inandık. Allah'ımıza dua ettik. Kırşehir'in terminalinde polisler bizi stada almadılar hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde taşkınlık yapmadığımız halde polisler saldırdı. Arkadaşımızın birini darp ettiler. Videolar elimizde kayıtlı. Gerekli yerlere ileteceğiz. Videoları biz de gördük. Biz de evet. Evet, gerekli yerlere vereceğiz videoları. Maç Kırıkkale Kırşehir maçı ama Yozgat taraftarı giriyor, Kırıkkale taraftarı giremiyor. Bu işin içinde siyaset var, yazıklar olsun. Ama her şeye rağmen Kırıkkale Spor şampiyon olacak. Allah var, gayle yok. Kırıkkale'mizde sahipsiz olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani evet, vekillerimizi aradık, üçünün de telefonu kapalı. Hiçbiri de dönmedi bize tekrardan. Yalnız kaldık Kırşehir'de. Polislerin müdahalelerine maruz kaldık. Taraftarlarımız hep yaralandı. Evet. Videolar hepsi elimizde. Yoldan geçen bir sivil vatandaşımız, Ankara plakalı, Yozgat taraftarı daha arkadan geldiği takdirde yolu keserek diğer vatandaşlarına bıçakla yanaştı ve şu an yani bizim otobüse geldi ve jopladı. Ben de jop yedim. Ama bu burada kalmayacak. Yetkiliye kadar gideceğiz. Şikayette bulunacağız ve bize sahip çıkacaklar. Vekiller her yerde devreye girdi. Ve şu an maç bitti. 1-0 yendik. Şu an haber geldi ve yöneticilerimizi bile şu an çıkartmıyorlarmış. Arkadaşlarımız görüştü. Şu an kavga başlamış orada. Çıkartmadığı için. Yozgat Kırşehir'e para verdiği için Yozgat maçı yattı. Biz de izledik. Ve gelecek hafta Yozgat Kırşehir'e gidecek. Ve orada da yatacak. Biz inanıyoruz. Biz biliyoruz. Bu taraftar hiçbir zaman Kırıkkale Spor'umuzu yalnız bırakmayacak. Her zaman şampiyon olacağız. Ve desteklerinden dolayı önce size sonra taraftara çok teşekkür ediyorum. Ben şu an Kocaeli'den çıktım geldim sırf bu maç için. Kocaeli'den Kırıkkale Spor maçı. Evet, şu an orada ben görev yapıyorum. Kırşehir deplasmana gittim. Kırşehir deplasmana yaptım. O da job yedik diyorsunuz. Job yedik. Akşam saat 11.30'da tekrar döneceğim Kocaeli'ye. Ama bu burada kalmayacak. Bütün derbilere de gelmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Ya böyle bir şey olamaz yani. Kırşehir, Şanal, Sayın Bekir Bozdağ şu an statta olduğunu da biliyoruz. Bak, Şanal Kırşehir otobüsü üzerimize otobüs sürdü. Üzerimize, ben eziliyordum orada. Taraftarlar üzerine. Gerçekten bizim üzerimize sürdüler. Ve sivil araçta çok sayıda sivil aracı Yozgat Spor olarak aldılar. Bize çok kötü davrandılar. Bizi taşladılar inanılmaz bir şekilde. Ben kınıyorum ama gerekli yerlere gerçekten biz elimizden geldiği kadar söyleyeceğiz. Gideceğiz. Gerekirse ben Mehmet Kırıkkale milletvekiline çıkacağım Ankara'ya. Oraya kadar gideceğim. Bak, ben gideceğim ve Kırıkkale'yi bu
amatörden kurtarıp ikincilik, üçüncülük, birincilik, süper lige çıkaracağız. Ben inanıyorum. Ve inandık. 1-0 aldık. Şu an Yozgat artık bilmiyorum, şu an bir şey diyemiyorum. Kendine bir bay bay etsin bakalım ne olacak. Şu an takımımız o kadar bize inanıyor ki taraftar açısından, o kadar bize inanıyor ki şu an takımımız çıktıktan sonra buraya gelip meydanda o kadar bir güzel karşılayacağız ki takımımız bu saatten sonra şampiyon, kim ne derse desin 3. ligdeyiz. Bizi kimse yıldıramayacak, engellemeyecek. Fizan'da da olsa Kırıkkale taraftarı Fizan'a kadar gidecek. Bunu herkes bilecek. Herkes bilecek. Kırşehir'de yıldıramayacak. Çangır'da, Yozgat'ta, Nevşehir'de bizi yıldıramayacak. Kırşehir'e buradan vekil seçtik. Kırşehir vekili bizi mahvetti. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada maç bitti. Maç bitti. Şu an kazandık. Çok mutluyuk. Şampiyon kale, en büyük kale Yozgat. Kırşehir, size bay bay.